Fatma Barbarosoğlu Yağmur Kovma Duası 1. İstanbul'a halisi, yorgan, yastık, halı, kilim, keçeyle otomobillerini doludan korumak için seferber oldu. Onlarca ironik fotoğrafın yer aldığı İstanbul'un doludan korunma görüntülerine ben Deniz'le bir öyküyle eşlik etmek istedim. 2. Baktım bütün komşular bulabildikleri her türlü kilimi, keçeyi ellerine almış yola düşmüşler. Dedim nereye? Dediler hiçbir yere. E böyle mi olduk şimdi? Eskiden mahalleden biri bir pikniğe gidecek olsa herkesi davet ederdi. Bende bir kamyonet var. Bu hafta sonu buyurun derdi. Hiçbir yere diyorlar. Hiçbir yere giderken bunca örtüye ne gerek var? Çocuk kandırıyorlar sanki. Hoş, günümüzün çocuklarını kandırmak kimin adına? Kalbim kırıldı tabii. Şuraya gidiyoruz. Hacı teyze deseniz peşinize mi düşeceğim? Ama madem benden saklıyorlar düştüm peşlerine hele bunca örtüyle gidilen hiçbir yer neresiymiş? On numara benden merdivenleri kıskandı. Sen hele evinde otursana Hacı teyze, dolaşma ayak altında. Münasebetsiz. Sıkıldım evde oturmaktan dedim. Hele bekledim biri beni davet etsin. Sıkılma Hacı teyzem, bizimle gel desin diye. Merdivenler olmuş bir kıyamet yeri. Eline örtüsünü alan koşuyor. Koşuyor mu, kaçıyor mu belli değil ya. Rabbime niyaz ettim. Dedim ey Rabbim sen beni muhafaza et bir deprem bir yangın olsa kimselerin haber edeceği yok. Bir de diyorlar ki insanımız merhametli. Geçen ay muhtar ağaçta kalan kedi için itfaiye çağırmış. Bütün merhametsizler bizim apartmanda toplandı herhalde. Kediye düşen merhametten bana düşmediğine göre. Esasında yangın da yok deprem de çok şükür ama bu kıyamet niye? Eğlenmeye gidiyorlar eğlenmeye. Ben yaşlıyım diye beni layık göremediler yanlarına yörelerini almaya. Hepsi neyse de sekiz numaraya pek alındım. İki kızı da neredeyse bizim evde büyüdü. Ortalıklarda görünmüyor. Sessiz oluğu çıkmıyor. En erken gidenlerden belki de. O onu uyarıyor, bu bunu uyarıyor. Herkesin elinde bir cep telefonu. Birbirine bir şey gösteriyor. Kimse de bana bir şey demiyor. Bu cep telefonunda bu kadar mühim bir şey varsa hele bana da gösterseniz. Ne desem? hadi hacı teyze hadi diyorlar. Onca telaş eden sonra indim aşağıya. Aa ellerindeki örtüleri arabalarına örtüyorlar. Bu da ne? Eskiden arabalara kılıf takılırdı ama böyle çingene çadırı gibi görüntü. Aa çok ayıp. Böyle şey mi olur? Bizim 13 numara her vesileyle görüntü kirliliği diye tutturur. En kirli görüntü de onun onunkisi. Millet kilim, keçe koyuyor. O çöp konteynerdaki mukavva kutuları yığmış arabasının üstüne. Nasıl bir pejmür delik rahmetli ninem her vesileyle ele güne karşı derdi. Arabası olanlar yemin etmiş herhalde ele güne karşı rezil olmak için. Şöyle sokağa iyice çıkayım da iyice bir bakayım dedim. Görüntü kirliliği bir bizde değilmiş. Salgın bu salgın herkes arabasını saklama derdinde. Anlamadım arabalar için seferberlik ilan edilmiş de herkes onun için mi arabasını böyle lüzumsuz bir gizleme derdine düşmüş? Hayır kimi kimden saklıyorlar? O yığıntının çulun çaputun altında araba olduğu besbelli. Dayanamadım beş numaranın oğluna sordum. Evladım arabalarınızı kimden saklıyorsunuz? Yağmur geliyor hacı nine yağmur. Fesubhanallah. Bizim zamanımızda yağmur duasına çıkılırdı. Bunlar böyle yağmur kovma duası mı yapıyor? Yağmur rahmettir evladım. O eskiden de hacın ine. Tövbe de yağmur evvelinde de ahirinde de rahmettir. Başımıza taş yağdıracaksınız. E, sen daha önce yağan yağmur yağmurda İstanbul'da değildin herhalde. E gayet de İstanbul'daydım. Şakır 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 dadı mübarek. Oh sana göre mis? Neler oldu neler? Cep telefonunu açıp bana fotoğraf gösteriyor 5 numaranın oğlu. Bak bak arabalar nasıl yüzüyor suyun üstünde. E, suyun üstünde yüzen araba için sizin örttüğünüz bu çul çaput ne yapacak onu bilemedim ben. O zaman dolu yağmıştı ceviz büyüklüğünde. Yine yağarsa araba çizilmesin diye. Hücresel bu hücresel. 13 numaranın münasebetsiz babası bağırıyor. Hacı ile görsel mi paylaşıyorsun? Bırak paylaşımı şu benim arabayı bantlamama yardım et. Adam münasebetsiz ama herkesten akıllı. Arabasının üstüne önce kolileri bir güzel yerleştirmiş, sonra üstünü naylonla örtmüş. Şimdi de bantlıyor. 5 numaranın oğlu tamam hocam geldim diye bağırdı. Niye bağırıyorsa adam kulak tozumuzda şurada. Münasebetsiz bey, ne zamandan beri nerelere hoca olmuş bilen var mı? Her apartman toplantısında 20 kişi bir tarafa, o bir tarafa. Onun yüzünden apartman leş gibi. Bir badana boya yaptıramadık. Boya yaptıracağımıza el birlik sili verelim diye tutturdu. Ayol merdiven silmeye kadın geliyor, duvarları kimsesin? Şu yaşıma geldim. Ben böyle yağmur korkusu görmedim." dediler. "Hacı teyze, sen geçen yağmurda neredeydin?" dedim. "Evimdeydim. Siz neredeydiniz?" Kimisi dedi, evimdeydim, televizyondan izledim, o görüntüler hala aklımda. Kimisi dedi, metrodaydım, iki saat yağmurun geçmesini bekledik. Kimisi dedi, ben caddeyi yüzerek geçenlerin içindeydim. Görmedin mi diye sordular bana. Haberlere baksaydın hiç olmazsa diye üstelediler yağmur korkusunu bana da bulaştırabilmek için. Dedim, yağmur rahmettir, rahmete karşı kilim keçen nedir?'' Bize daha bir damla yağmur düşmemiş. Herkes elindeki cep telefonuna bakıp bakıp ahlayıp vahlanıyor. Kimisi diyor beylik düzüne kadar gelmiş, kimisi diyor bendeki daha korkunç bak bu görüntüler gebzeden. Ben de diyorum hele başınızı gökyüzüne çevirip bir bakın. Keçe kilimle yağmur savmak da nedir? Kadir Mevlam biz yağmur duasına çıkardık. Bunlar çıkmış yağmur kovma duasına. Sen aklıma mukayyet ol Rabbim, sen aklıma mukayyet ol. Fatma Barbarosoğlu, Yeni Şafak